Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Arkadaşlar birinci videomuzda marifelik, nekrelik kavramları üzerinde, müzekker, müennes kavramı üzerinde, Arapçada met harfleri, harekeler gibi konular üzerinde biraz durduk. Şimdi yine önemli kavramlarla, yani Arapça öğrenmek isteyen birine her zaman, her halükarda, her şartta lazım olacak, mutlaka bilmesi gerektiği, hatta bilmekten öte adı gibi içselleştirmesi gerektiği bilgilerden söz edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ayrı közne zamiri diye başlık atmışız buradaki zamirleri ama. Öncelikle ben şu zamir tablosunu arkadaşlar size vermeden öncelikle şu kavramlar üzerine biraz durmak istiyorum. Bakın buraya ne yazmışız? Müfret, tesniye, cemi kavramları var. Gaib, gaibe, muhatap, muhataba ve mütekellim kavramları var arkadaşlar. Önce bunları biraz anlatmak istiyorum. Sonra zamirlerin çekimi tablosuna geçelim ki daha faydalı olsun. Çünkü bir öğrenci şimdi tesniyenin ne demek olduğunu bilmiyor. Hüve müfret, hüma tesniye. Hocam tesniye ne diye sorulmaması için öncelikle bu konular, bu kavramlar üzerinde biraz duralım. Arkadaşlar müfret, Arapçadaki müfredin karşılığı Türkçe'de tekil ile ifade ediliyor. Bakın müfret kelimesini eğer fert kelimesini görürseniz bakın fert değil mi? Fert dediğimizde biz Türkçe'de diyoruz bir fert. Ailenin ferdi yani ailenin kişilerinden biri, bir kişisi değil mi? İşte aile ferdi, ailenin bir kişisi. İşte tekil dediğimiz zaman müfret. Müfret, tekil, fert kelimesiyle aynı kökten olduğunu görün arkadaşlar. Arapçada arkadaşlar iki sayısını bilir misiniz? Bilmiyorum. Yeni başlayanlar bilmeyebilir ama biraz Arapça öğrenenler bileceği bir şey. İthnani. Bakın. Feltekse, nun değil mi? İşte bunlar arkadaşlar aynı kökten. Tesniye, ikil demek arkadaşlar. İthnani. Tesniye, müsenna. Müsenna arkadaşlar. Tesniye kelimesi de neymiş? İkil. Peki arkadaşlar Türkçe'de ben diyorum, sen diyoruz, o diyoruz. Biz diyoruz, siz diyoruz, onlar diyoruz. Ama bakın Arapça'da bunlara ilave olarak ben, biz var. Şurada mütekellimde yani ben sigasında, ben ve bizde sadece bunlar var. Ama sen, Arapça'da siz ikiniz, sizler. Arkadaşlar, o ikisi, onlar. Yani Arapçada Türkçeden farklı olarak şu tesniye kalıbı da zamirlerde, fiillerde, isimlerde ayrı bir kalıp olarak yer alıyor. Mesela alimün dediğimizde bir alim. Türkçede ne deriz? Alim, iki alim, değil mi? Üç alim veya alim, alimler deriz. Ama bakın Türkçe'de şu iki alim ifadesi Arapça'da ayrı bir kalıpla ifade ediliyor. Alimün mesela alimani dediğimde iki alim. Müfret bir ismin sonuna elif nun getirdiğimde o tesniye oluyor arkadaşlar. Alimani, iki alim. Ulema dediğim zaman da onun çoğulu oluyor. Alimler oluyor. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız şu kalıp Türkçe'de yok. Türkçe'de ne deriz? Alim, alimler. Veya şu iki sayısıyla beraber iki alim. Yani iki alim diyebiliriz. Ama bakın buraya bir şey daha yazmak zorundayız. Bir kelime olarak Arapçadaki gibi bakın alimaniyi biri gördüğü zaman Arapça bilen biri alimani dediğin zaman biliyor ki bu iki alim demek. Ama Türkçe'de yani öyle bir kelime yok. İşte alim
işte iki alim anlamına gelecek bir kalıbı yok. Bu Arapçaya özgü bir kullanım. Türkçeden farklı olarak tesniye ifadesi Arapçaya özgü bir kullanım. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, Allah cemi cümlemizden razı olsun deriz değil mi? Türkçede kullanırız. Cemi çoğul demek arkadaşlar. Arapçada bir kişi olduğu zaman müfredi kullanıyoruz. İki kişi olduğu zaman tesniye. İkiden fazla olduğu zaman üç olur, üç milyon olur, üç milyar olur, üç katrilyon olur. Üçten sonraki nesneler için veya kişiler için, şahıslar için cemi ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi tesniye ifadesi müsenna şeklinde de ifade edilebiliyor. İkil demek arkadaşlar. İki kişi veya iki eşya gibi ifadeler kullandığımızda, iki nesneyi kullandığımızda tesniye kalıbını kullanıyoruz. Cemi ise arkadaşlar çoğul demek demiştik. Şimdi arkadaşlar, bazen şu ifadeler karışabiliyor. Ben şu ifadeleri de, belki bakın burada biraz Türkçe dersine girecek ama bunları bilmediğimiz zaman işimiz zorlaşıyor gerçekten. Şimdi mesela sorularda bazen AUF ile hayat içinde düşünecek olursak sorularda diyor ki işte şu fiil ikinci çoğul şahıs kipi aşağıdakilerden hangisidir şu fiilin? Veya işte şu fiil üçüncü tekil şahıstır. İşte bunun bu fiille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar bu ifadeleri bilmezsek kafamız karışır. Bakın ben ile başlıyoruz. Bir benim arkadaşlar. Yani biraz megaloman gidiyor burada dil. Biraz enaniyet diyelim, ego diyelim. Ego ile gidiyor. Önce ben. Ben birinci şahıs arkadaşlar. Ben birinci şahıs. Sen ikinci şahıs. O üçüncü şahıs. Ama bakın ben dediğimde bir kişi. Sen dediğinde bir kişi. O dediğinde bir kişi olduğu için burası ne oluyor arkadaşlar? Birinci tekil şahıs oluyor. Dikkat edin. Birinci tekil şahıs. Birinci çoğul şahıs arkadaşlar. Biz. Biz. Siz. İkinci çoğul şahıs. Onlar. Üçüncü çoğul şahıs. Birinci çoğul şahıs. Biz. İkinci çoğul siz, üçüncü onlar. Ben, sen, o arkadaşlar. Şimdi burada bir şey var. O dediğimiz üçüncü şahıs Arapçada gaib ile karşılanıyor. Gaib, müennesi gaibedir. Üçüncü şahıs arkadaşlar o veya onları karşılar. Fakat burada bir şeye dikkat edin. Arapçada zamirler çekilirken, yani zamirler sıralanırken, fiiller sıralanırken gaipten başlanır arkadaşlar. Yani üçüncü tekil şahısla biz fiilleri veya zamirleri çekmeye başlarız. İlk sırada üçüncü çoğul veya tekil, üçüncü tekil, sonra işte onun tesniyesi, sonra cemisi, sonra müennesi, sonra da ikinci tekil şahısın müfredi, tesniyesi, cemisi şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. En son fiil çekiminde veya zamir çekiminde en sonda ne geliyor arkadaşlar? En sonda mütekellim dediğimiz birinci tekil şahıs geliyor. Buna da dikkat edelim. Gaip üçüncü şahıs, ister müzekker ister müennes olsun. Muhatap ikinci şahıs, sen veya siz. Mütekellim birinci şahıs, ben veya biz ifadesiyle dile getiriliyor arkadaşlar. Arapçada hem fiil hem de zamir çekimi üçüncü şahıs ile başlar diye buraya ne yapmışız arkadaşlar? Önemli bir not düşmüşüz. Şimdi zamire gelelim arkadaşlar. Bakın, zamirler, bunlara ayrık dediğimiz, neden ayrık diyoruz? Bunlar herhangi bir isme, herhangi bir zamire, herhangi bir fiile bitişmezler arkadaşlar. Bunlar bulunduğu cümle içerisinde hep
münferit olarak yazılırlar. Ayrı olarak yazılırlar. Şurada nasıl yazıldıklarını görüyorsanız hep bu şekilde yazılırlar. Hüve. Bakın ne demiştik? Üçüncü çoğulla başlıyor. İşte üçüncü şahısla başlıyor çekim. Üçüncü şahıs neydi? O ile başlar değil mi? O, o ikisi, onlar. Hüve, o. Ama bakın gaib. Gaib ne demek arkadaşlar? Burada olmayan biri. Burada olmayana söylediğimiz zaman bir şey o gaibde oluyor arkadaşlar. İşte hüve, o zekiyün, zekidir. Hüve cemilün, o güzeldir. Hüve alimün, o alimdir. Hüve katibun, o yazardır mesela. O. Hüma, o ikisi arkadaşlar. Bakın burada bir şeye dikkat ediyoruz. Hüma hem gaibte hem de gaibede, yani hem müzekkerde hem de müennese aynı geliyor. Ben bunu nasıl ayıracağım? Hüma, Ahmet ve Ali dersem, o ikisi Ali ve Ahmet'tir. Ha, anlıyorum ki bakın Ali ve Ahmet erkek olduğuna göre burası gaiptir. Bu buradaki hümadır. Hüma, Aişe ve Leyla dersem arkadaşlar, Aişe ve Leyla dersem, o zaman şuradan söz ediyor olmaktayım arkadaşlar. Hüma, Aişe ve Leyla. Arkadaşlar buna da lütfen dikkat edelim, gözden kaçırmayalım. Hüm, onlar arkadaşlar, o erkekler. Hüm, onlar mühendisune. Onlar mühendistirler. Hüm mühendisune. Onlar mühendistirler. Hüm. Hiye, o bayan. Hiye Aişe, o Aişe'dir. Hiye nafizetün, o penceredir. Hiye katibetün, o bayan yazardır. Hiye dabibetün, o bayan doktordur. Hüma, o ikisi dedik. Hünne, o bayanlar. Bakın hüm, o erkekler. Hünne, o bayanlar. Ente, ente, sen arkadaşlar. Sen dediğimde hemen bu hangi şahıs oluyor? İkinci şahıs değil mi? Bu birinci şahıs. Az önce bahsetmiştik. Evet. Ente. Burada da dikkat edin arkadaşlar. Entuma, entuma. Hangisinde? Muhatap ve muhatabanın ikilleri ortak. Gaib ve gaibenin ikilleri ortak. Muhatap ve muhatabanın da İkillerinin ortak olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki, ente sen, entuma siz ikiniz, entüm siz erkekler diyebiliriz. Ama sadece erkekler için kullanıyoruz bunu, gördüğünüz gibi müzekkerler için kullanıyoruz arkadaşlar. Entüm, evet. Entüm dabibune, siz doktorlarsınız. Entüm kaidune, mütekaidune. Siz emeklilersiniz arkadaşlar. Evet. Ama erkek olarak tabii ki. Enti sen, entuma siz ikiniz, entünne siz bayanlar. Arkadaşlar bakın ente muhatapta üstün t üstün olarak yazılıyor. Muhatabada esre olarak yazılıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bunu esprili bir şekilde söyleyecek olursak erkekler daha güçlü, kuvvetli oldukları için üstünlüğü ele geçiriyorlar. Bayanlar daha nahif, daha zarif oldukları için onlar da esre nahif bir harekettir, ince bir harekettir değil mi? Kibardır. O da onu temsil ediyor diyelim. İki tarafın da gönlünü alalım. Ente arkadaşlar, sen erkekler için. Enti bayanlar için kullanılıyor. Unutmayalım. Sakın
akılda kalıcı olsun diye kullandığımız esprileri arkadaşlar kimse başka bir yere çekmesin. Sadece biraz daha aklınızda kalıcı olur diye bu şekilde örnekler vermiş olalım. Ene, ben, Hallacı Mansur'un meşhur sözü değil mi? Enel hak, ben hakım dedi ve bir daha bir şey diyemedi. İşte enel hak, ben hak yol üzereyim diyelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ene, ben, nahnu, biz. İnna nahnu nazzalna zikra değil mi buyuruyor Yüce Rabbimiz. O zikri muhakkak ki biz indirdik. Evet. Ve inna lehu lehafizun ve o muhakkak biz koruyacağız. Nahnu qaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin. Nahnu nahkumu bizzevahir değil mi? Nahnu biz arkadaşlar biz anlamına geliyor. Ene, ben, nahnu, biz. Aslında arkadaşlar şu tesniyede nahnu kalıbını yazmıyoruz. Çünkü ya ben var ya biz var. İki kişi olursa biz. Bir kişi olduğunda ben, ene, iki kişi ve daha fazla olduğunda mütekellim sigasında biz ifadesini kullanıyoruz. Mütekellim sigasının tesniyesi yok arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Her ne kadar buraya sehven yazmış olsak da mütekellim sigasının tesniyesi yoktur diyoruz ve burayı böyle karalıyoruz arkadaşlar. Ene, ben, nahnu, biz. Evet işte arkadaşlar bu zamir tablosunu çok 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 iyi bir şekilde ezberliyoruz. Ben bu işte ilerlemek istiyorum, devam etmek istiyorum diyen arkadaşlar bu tabloyu gerçekten bakın hem özümseyeceksiniz tabloyu hem zamiri ezberleyeceksiniz. Ama bakın şunu özümseyin, şu tabloyu, şablonu kafanıza yerleştirin. Mesela ketebe, keteba, ketebu. Bakın fiil çekiyoruz, bu tabloya göre gidiyor. Tamam mı arkadaşlar? Zamirlerin, diğer zamirleri çekiyoruz. Yine bu tabloya göre gidiyor. Gaib, gaibe, muhatap, muhataba, mütekellim, müfret, tesniye, cemi. Bu tablo zihnimizde iyice bir yerleşsin arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz, emin olun. Ama bakın şu kavramlarla beraber yerleşsin. Yani mütekellim ne demek, muhataba ne demek? Mütekellim arkadaşlar konuşanın kendisi, ben yani. Ben ve biz. Evet. Şimdi bu kavramları verdik. Şuraya kötü çıkmıştı, orayı bir daha çektik. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayrık özne zamirleri diyoruz biz bunlara. Bakın bunlar öznedir. Özne nedir? Türkçe'de mesela Ali geldi. Ali geldi dediğimde. Burada özne kim? Gelmek yüklem. Ali nedir? O işi yapan özne değil mi? İşte o öğretmendir. Bakın burada hüve özne. Özne. Mesela Ali öğretmendir diyorum değil mi? Ali öğretmendir. Ya da Ali burada özne değil mi arkadaşlar? Bakın burada da özne bu. Türkçe'de Ali geldi, Ali öğretmendir. İkisi de biri işte arkadaşlar yüklemi gördüğünüz gibi farklı bir şekilde bitmiş. Biri normal geçmiş, dili geçmiş zamanla bitmiş. Şimdi birincisinde Ali geldi de özne Ali, ikincisinde de Ali öğretmendir. Kim öğretmendir? Öğretmen olma işini yapan kim? Ali. Yine öznedir arkadaşlar. Ben Ali yerine şunu koysam hüve muallimun, o öğretmendir. İşte bakın buradaki hüve neyin yerine geçti? Özne zamiri. Öznenin yerine geçti. İşte onun için biz bu zamirlere ne diyoruz arkadaşlar? Özne zamirleri diyoruz. Çünkü bunlar cümlede özne yerinde kullanılırlar. Arapça cümle yapıları açısından düşündüğümüzde fiil cümlesinde fail olarak gelebilirler. İsim cümlesinde müpteda olarak gelebilirler özne konumunda.
Hüve muallim, o öğretmendir. Hüma, o ikisi Ali ve Ahmet. O ikisi Ali ve Ahmet'tir. Hüm, Ali, Ahmet ve Muhammed. O, onlar Ali, Ahmet ve Muhammed. Arkadaşlar diyelim ki, onu diğer tarafta açayım. Hiye muallime, o bayan öğretmen. Hüma, Zeynep ve Büşra. Onlar, o ikisi Zeynep ve Büşra'dır. Hünne, onlar Zeynep, Nur ve Esma'dır. Bakın arkadaşlar, Hünne, Zeynep, Nur, Esma, Leyla, Sena, Züleyha, Sevda, bir sürü bayan ismi saydınız ve Ahmet dediniz. O zaman orada Hünne'yi kullanmazsınız. Arapça erkek egemen bir dil arkadaşlar. Tamam arkadaşlar? Bundan dolayı da bir yerde kaç tane bayan olursa olsun, onların içinde bir erkek varsa orada bir fiil veya zamir kullanacağımız zaman erkek sigalarını tercih ediyoruz arkadaşlar. Genellikle böyle kullanıyor Araplar. Onun için ne diyoruz? Hünne, Zeynep, Nur, Esma. Hepsi bayan. Sorun yok. Ama Hünne, Zeynep, Nur, Ali, Esma dediğimiz zaman yanlış kullanıyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Hüm, Zeynep, Nur, Ali, Esma deriz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Evet. Buna da dikkat edelim. Bu da önemli. Şimdi eyne ente. Sen neredesin? Eyne entüma. Siz ikiniz neredesiniz? Eyne entüm. Sizler neredesiniz? Eyne enti. Sen neredesin? Eyne entüma. Siz ikiniz neredesiniz? Eyne entünne. Siz bayanlar neredesiniz? Bakın şimdi önce eyneyi getirdi. Sonra zamini getirdi arkadaşlar. Aslında burada bakın özne önde. Sonra onun ilgili olduğu kelime gelmiş. Ama burada neden eyne öne geldi? Arkadaşlar Arapçada soru isimlerinin sadaret dediğimiz bir hakları var. Yani soru isimleri Arapçada öne gelirler, başa gelirler arkadaşlar bu hakkı kullanarak. Aslında burada ente, sen eyne neredesin bir doğrusu. Ama soru edatı olduğu için eyne başa geldi. Eyne ente. Hatta eyne entenin başına min getirsek, min eyne ente, sen neredensin deriz. Eyne enti, eyne entuma, eyne entünne dedik. Arkadaşlar bakın burada da ene dalibetün, ene dalibün. Şimdi bir şeye dikkat edin. Dalibün kelimesi öğrendiğimiz bilgilere göre müzekker, dalibetün kelimesi müennes. Ama müzekkerde de müennesde de ene yazıldığını görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Çünkü ene hem müzekker için hem de müennes için kullanılan bir kalıp. Yani ene dalibetün, ene dalibun. Ene Ömer, ene Aişe şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Nahnu de aynı ene gibi müzekkerde ve müenneste ortak kullanılır. Biz Ahmet ve Nur'uz. Biz Nur, Muhammed, Zeynep ve Ali'yiz şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Hüve Irakiyyun. O Irak'tandır. Ente Mısriyyun. Sen Mısırlısın. Ene Suriyyun. Ben Suriyeliyim. Hiye Irakiyyetun. O Iraklıdır. Enti Mısriyyetun. Sen Mısırlısın. Ene Suriyyetun. Ben Suriyeliyim. Arkadaşlar dikkat edin. Suriyyun, Suriyetun oldu. Müenneslerde ne oluyor? Mısriyetun gibi. Sonuna dişil t'si dediğimiz şu kapalı t, yuvarlak t getirilmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada size bir şey daha ilave etmek istiyorum. Arkadaşlar bir kelimeye, yani bir yere ait olduğunu göstermek için kelimenin sonuna nisbet yası dediğimiz bir y getiririz arkadaşlar. Nisbet yası dediğimiz bir yağ getiririz. Irak, Irakiyyun. Evet, Irakiyyun deriz. Türk'ün mesela Türk, ama Türkiyyun dediğim zaman Türkiye'ye ait anlamına gelir.
İşte bunu bir şeyi bir yere ait olduğunu göstermek için ya başına sonuna pardon sonuna bir nispet yaz dediğimiz ya getiririz ya getiririz ya da bir min getirir arkadaşlar. Evet. Mesela min eyne ente dediğim zaman min eyne ente sen neredensin? Ne deriz? Ene bakın yer isminin başına mini getirdim. Bu da nispet yazısı görevi görecek. Ene min Irak. Ben Iraklıyım. Iraktanım anlamına geliyor. Bakın sonuna ene min Irak dedim arkadaşlar. Sonuna nispet yazısı getirmedim. Bu kullanıma da lütfen dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Bakın Suriyun oluyor. Sonuna şu nispet yazısı dediğimiz Y'yi eklediğimizde aidiyet bildiriyor. Suriyeli diyor. Ya da ülke isimlerinde arkadaşlar başına min harficeni getirerek de yine aynı işlevi görmüş oluyoruz arkadaşlar. Başına bir ne getiriyoruz? Bir min getiriyoruz. Aynı işlevi görmüş oluyoruz. Mesela Mısır'ın değil mi? Mısır arkadaşlar. Mısır ama Mısriyün dediğimiz zaman Mısırlı. Ama min Mısır dediğimiz zaman min Mısır dediğimiz zaman o Y'yi getirmeye gerek kalmıyor. Şu min o Y'nin görevini görüyor. Evet. Ene minel Irak. Ben Iraktanım. Bakın ben Iraktanım. Ene Irakiyün. Ben Iraklıyım. Gibi arkadaşlar. Ama müenneslerde özellikle bakın sonuna nispet yağısı getirdiğimizde arkadaşlar buna da dikkat edin. Mesela huve irakiyyun hiye irakiyyetun. Ama huve minel Irak dedim mesela. O Irak'tan huve minel Irak o Iraklı hiye minel Irakati yok arkadaşlar. Yine hiye minel Iraki. Yine hiye minel Iraki aynı kullanım oluyor arkadaşlar. Yani min getirdiğimizde müzekkerde müennese getirdiğimiz o müennesik t'sini ne yapmıyoruz arkadaşlar? Getirmiyoruz şeyde olduğu gibi. Nispet yağısı getirdiğimiz isimde Irakiyyun Irakiyetun örneğinde olduğu gibi öyle bir şey getirmiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mesela hiye minel Ürdün hüve minel Ürdün ama hüve Ürdüniyün hiye Ürdüniyetun şeklinde kullanıyoruz. Bu kullanım farklılığına da lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar zamirlerin de ayrık özne zamirlerinin de nasıl kullanıldığına dair biraz örnekler vermiş olduk. Bu konuda Arapçada gerçekten çok önemli. Bu konuya da lütfen dikkat edelim. İnşallah en kısa sürede de ayrık özne zamirlerini o tablonun mantığını oturtarak ezberleyelim. İşimize çok yarayacak çünkü. Evet arkadaşlar, merfu munfasıl zamirlerle ilgili bir iki örnek daha yapalım ve konumuzu pekiştirip videomuzu burada bitirelim inşallah arkadaşlar. Mesela arkadaşlar, ente müderrisün dediğimiz zaman sen öğretmensin diyoruz arkadaşlar. Sen öğretmensin. Ente talibun dediğim zaman sen öğrencisin. Ene talibun dediğimde ene talibun ben öğrenciyim. Ene müderrisun ben öğretmenim. Hüve
meridun deriz arkadaşlar. Mesela huve meridun, hiye meridatun deriz. O hastadır. O hastadır ama buradaki o dediğimiz arkadaşlar nedir? Bayandır. Bakın birincide erkek, ikincide bayan. Ama ene meridun, ben hastayım. Bayan söylediği zaman da ene meridatun, ben hastayım demiş oluyor arkadaşlar. Mesela hiye, o ketebet, ketebet, o yazdı arkadaşlar. Bakın, munfasıl zamirler fiilden önce kullanıldıkları zaman o fiilin öznesi olurlar. Fiilin öznesi normalde faildir. Fail fiilden önce gelemeyeceğine göre, fail cümlenin fiilinden önce gelirse o artık fail diye isimlendirilmiyor. Cümle isimle başladığı için isim cümlesi oluyor ve ona mübteda diyoruz arkadaşlar. Mübteda. Hiye ketebet. O yazdı. Hüve ketebe. O yazdı. Bu munfasıl zamirler arkadaşlar fiilden sonra da gelebilir. Ama o zaman özne değil de ketebe yazdı, o yazdı, hüve, o yazdı, o. Yani böyle biraz anlamı vurgulamak için. Ketebe hüve, o yazdı, o yazdı. Yani vurguyu belirtmek için daha çok bunu fiilden sonra kullanırız. Ama fiilden önce fiilin öznesi olarak da kullandığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu aşamada bu kadar yeter çünkü bundan fazla vereceğimiz detay bu seviyede sizleri biraz yorabilir. Ama şöyle bir isimle beraber bir zamir kullanımı da yapalım. Şeyimizi bitirelim videomuzu. Mesela hüve muallimun, o öğretmendir. Hüma muallimani, o ikisi öğretmendir. Hüm muallimune, onlar öğretmenlerdir. Hiye arkadaşlar ne derim? Muallime tün, o bayan öğretmendir. Hüma, bakın ortak ikisinde hüma. Muallimani değil, muallime tani, müennes olduğu için muallime tani. Hüm muallime tün olur arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bir munfasıl zamirle ismi nasıl yazabiliyoruz? Ente muallimun, entuma muallimani, entum muallimune, enti muallimetun, entuma muallimetani, entunne muallimatun oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar, ene muallim, nahnu muallim. Evet. Biz öğretmeniz, ene muallimun, ben öğretmenim. Nahnu muallim, biz öğretmeniz şeklinde kullandığımızı da söyleyelim arkadaşlar. Evet. Veya şöyle de kullanabiliriz. Ene muallimun, nahnu muallimetani, muallimani veya muallimune, muallimatun. Bakın şurada ene'yi kullanırız. Tesniyesi mütekellimin olmadığı için ikilde de nahnu'yu kullanabiliriz. Nahnu muallimani, nahnu muallimetani. Biz iki öğretmeniz. Biz iki erkek öğretmeniz. Nahnu muallimune, biz erkek öğretmenleriz. Nahnu muallimat, biz bayan öğretmenleriz şeklinde kullanabiliriz. Ama müfredde sadece ene muallim, ene muallime ortak. Nahnu de bunların hepsine kullanılabilir ortak olarak arkadaşlar.
İnşallah videomuz sizler için faydalı olur arkadaşlar. Gerçekten videolarımızı yani arkadaşlar sadece geçiştirmek için değil, öğrenmek için bir fırsat bu. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlar kısmına da videolarla ilgili eklemek istediğiniz veya eleştirdiğiniz noktalar varsa bizlere lütfen iletin. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, bu bilgiden sizlerin istifade etmesine imkan sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim sizlerin de bizlerin de emeklerini boşa çıkarmasın. İnşallah bu dersleri sizler için de bizler için de hayırlara vesile kılsın. Allah'a emanet olun. Videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yapmayı da unutmayın. Beğendiyseniz, beğenmediyseniz de beğeni yapın demiyoruz arkadaşlar. Tabii ki öyle bir şeyimiz yok. Burada tek amacımız sizlere faydalı olmak. Fi emanillah ilel lika.